Allah'tan başka galip hiçbir zaman olmadı. Ebediyen de olmayacaktır. Bu yüzden de iman edenlerin mücadelesi Allah'ın rızasını kazanmak uğrunadır. Savaşı da bundadır. Başka da bir savaş yoktur. Başka bir savaşa girenler ancak şeytanın peşine takılırlar. Kurtuluş için kendilerine verilen ömrü helaklarına dönüştürürler. Allah'ın vaadi kesinlikle haktır. Bu yüzden zaten vaat ettiği kulunu gönderdi. Peki şu anda tamamen gaflet haline bürünmüş bir takım işte teraneden başka ibaret olan oyunları, eğlenceleri başarı zannediyorsunuz. Oysa Allah'ın rızası da elinde elde edilmeyen hiçbir şey başarı değildir. Başa beladır ancak. Zira kesin olarak biz bu dünyaya bir sebeple gelmişiz. Allah'ın koyduğu yasaları takip ederek ancak kendimize en büyük iyiliği yapar, ancak kurtuluşa uzanabiliriz. Harici Allah'ı unutturan bütün yasalar, bugün futbola insanların verdiği mana gerçekten geçmişte taşa tapanların yaptığından başka ayrı bir şey değil. Bu kadar akılsızlık fazla değil mi ya? Bu kadar zulüm fazla değil mi? İhanet fazla değil mi? Yani bir saçma sapan bir şey. Tamam, bir yanda düştün, ayağın kaydı, şeytan aldattı, bir şey oldu. Ama artık bir yerden sonra da dur. Sana bir şey getirmiyor, ancak sana üzüyor. Aklını boş yere meşgul ediyor. Hayatını meşgul ediyor. Yani senin en büyük nimet olan hidayetten seni mahrum ediyor. Sen Allah yolunda mücadele edeceksin. O sonsuz bir ilim var öğreneceğin. O kadar güzellikler var. Ve seni şeytan alıyor. Boş işlere ulaştırıyor. Kavga ettiriyor. Küfür ettiriyor. Onu yapıyor. Bunu yapıyor. Sen de iyi bir şey yaptığını zannediyorsun. Artık yeter. Fener'i, Cimbom'u, Beşiktaş'ı, o takım, bu takım, o Trabzon'u, kim, Bursa'sı, Başakşehir'i, kim olursa olsun. Dünyada bir kulüp. Gerçekten kim bunların peşine takılırsa ancak şeytanın peşine takılır, kendine kıymış olur. Allah alemlere zulmetmek istemez, rahmet etmek istediği için kulunu gönderdi. Subhanallah.